Bak buraya iki tur basacaksın. Ömer. Buyur ustam. İlk geldiğin zamanlar çok heyecanlıydın. Çok arzuluydun. Ve öğrenme isteğiyle doluydun. Her şeye koşan, her şeyi öğrenmek isteyen bir Ömer vardı karşımda. Kendi kendime dedim ki, işte dükkanı emanet edebileceğim biri. İşte yeni yetiştirmek istediğim usta adayı bu. Ama son zamanlar, hele hele son birkaç aydır bu adam yok. Eridi bitti. Neyin var Ömer? Yok ustam. Neyim olsun ki? O zaman köyde bir problem var. Yok ustam. Babandan haber alıyor musun? Benim babam yok. Öldü. Öldü mü? Benim için öldü ustam. Çünkü o annemi öldürdü. Kendini hapse, annemi de toprağa gönderdi. Gerçi amcam bizi yanına aldı ama yengem günün her saatinde annemi kötüledi bizi. Kardeşim hala onun yanında. Abi gidelim artık. Çok üşüdüm. Daha çok erken. Ama ben çok üşüdüm. Yengem kızar sonra. Niye erken geldiniz ula? Ne edireceğim ben şimdi bu mala? Ne susuyorsunuz, konuşsanıza. Mahmut çok üşüdü. Mahmut çok üşüdüyse kıçınıza soba mı bağlayacağım? Gidin saçıma. Gidin. Gidin. Defolun. Defolun. Ne görüyorsunuz? Gidin. Gidin. Geberteceğim sizi. Derdin ne? Gene ne istiyorsun bu çocuklardan? Ne oldu da onlara sor. Aç gidip aç geliyor hayvanlar. Ne yapsınlar? Nereye gitsin çocuklar? Bizden başka gitsin, kimseleri istemem. Yok ki. İstemem. İstemiyorum. İstemiyorum ben onları. Abi. Söyle. Sahip buradan gidecek misin? Hı. Gideceğim. Amcam gideceği bir yer yok dedi ama. Beni de götür abi. Hem daha da güçlü oluruz abi. Olmaz. Abi ben sensiz yapamam. Bir iş bulunca gelip seni alırım, tamam? Sen gidersen gelip gelmezsin. Gelirim, geleceğim, söz. Gidiyor musun? Recep Emmi'nin Osman'la konuştum. Ustasıyla konuşup seni de oraya aldırmaya çalışacak. Belki böyle senin için daha hayırlıdır. Ayağına iyi bir pabuç al. Allah'a ısmarladık amca. Güle güle. Ne düşünüyorsun? Hiç. Mahmut'un kekemeliği doğuştan mı lan? Sonradan. Hep yengemin dayakları yüzünden. Boş ver. 3-5 ay daha çalışırsın. Ustaya söyleriz. Olmazsa onu da getiririz. Tamam. Ben uyuyacağım. Sana iyi geceler. Ay şöyle getirmiş. Özür dilerim. Kapı açıktı da. Neyin var? Hiç. Ne bileyim, çok durgunsun bugün. Şu sana bahsettiğim çırak var ya. Ne olmuş varsa? O kadar saf. O kadar masum ki. Vay be. Vele senin dikkatini çekmeye başarmış ha.
İşin kötü tarafı ne biliyor musun? Ne? Onu seviyorum galiba. Kolay gelsin. Vay be. Delikanlımız gelmiş ha. Rüyanda kimi gördün lan? Sonra bana özel olarak anlatırsın. Tamam mı? Kapağı kapat. Ne söylerse söylesin cevap verme. Ustanın yeğeni ya. Onun için hiç kimse ses çıkaramıyor. Değilse çoktan işini bitirirlerdi. Ömer lan amcan geliyor. Amcan mı? Mahmut nasıl? İyi iyi iyi. Gönderdiğin ayakkabılara çok sevindi. Sevindi mi? Gece başucuna koyup da yatıyor. Nereye gidiyoruz? Babana. Seni getireceğime dair söz verdim. Benim babam yok. Ne demek benim babam yok? Babam olsaydı annemi öldürmezdi. Öğleden önce babanı ziyaret ettim. Senin burada olduğunu duyunca hem sevindi hem ağladı. Onu çok sevmiştim evladım. Hem de çok sevmiştim. Ama o bu sevgiye ihanet etti. Kıytırık bir herifle beni aldattı. Sizleri annesiz bıraktığım için çok üzgünüm. Ama bazen insan istemediği şeyleri yapmak zorunda kalıyor evlat. Ne yazık ki insanın yaptığı şeyin hata olduğunu öğrenmesi yıllar alıyor. 7 yıldır hep bunu düşündüm. Hep başka bir seçeneğim var mıydı diye düşündüm. Çok bekledim evlat, çok sabrettim. Değişmesi için çok yalvardım. Ama değişmedi. Değiştiremedim. Beni anlayabileceğini sanmıyorum evlat. Yine de geldiğin için teşekkür ederim. Gel de karnını doyur. Aç kalırsın sonra. Sağ ol. Siz yiyin. Benim yiyesim yok. Bana da bir bisiklet alırız değil mi? Param var mı? Biraz. Verelim mi ciğerim? Avrupa gövde. Boyası bile orijinal. Ne kadar? 250. Taksitli olur mu? Burada taksit olmaz ciğerim. Burası pazar yeri. Parayı cebine koyup da geleceksin. Böylesini bulamazsınız ama. Ne oldu? Anlaşamadınız mı? Çok para istedi. Bu işinize yarar mı? Ama bizim paramız yok. Taksitle alacağız. Hele bir karar verin. Anlaşması kolay. Sana bir şey söylemek istiyorum. Hayırdır? Bizim evin karşısındaki o kız var ya. Ne olmuş varsa? Ben ona aşık oldum. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Oğlum o kızı sana verirler mi? Peki o senin onu sevdiğini biliyor mu? Bilmiyorum.
Sevdiğini söylesene oğlum. Söylemesen nereden bilecek? Söyleyemiyorum ki. Onunla karşılaşınca dizlerimin bağı çözülüyor. Dilim tutuluyor. Konuşamıyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Onunla konuşacağım. Dayanamıyorum artık. Ne olacaksa olsun. Benimle ne konuşacaktın? Sana annem kaza geçirdi derken yalan söylemiştim. Annen kaza geçirmedi mi yani? Ben küçükken babam onu vurmuş. Babam şimdi hapiste. Hapiste mi? Ben seni seviyorum. Bir şey söylemeyecek misin? İleride iyi bir usta olursam benimle evlenir misin? İleride ne olur bilemeyiz ki. Belki ben ölürüm, belki de sen başka birini seversin. Ben başka kimseyi sevemem artık. Mektupsa gerek yok. Yanındayım nasıl olsa, istediğini konuşabilirsin. Mektup değil, şiir. Hayır hayır, sonra okumanı istiyorum ben yokken. Benim gitmem lazım, geç kaldım. Hadi hoşça kal. Onunla konuştum. Seni seviyorum dedim. Deme lan. O ne dedi ya? Ben de seni seviyorum dedim. Çok kitap okumamı söyledi. Ne kitabı? Bilmiyorum, kitap işte. E'si bu kadar oğlum. Onu öptün mü lan? Elin kızı öpülür mü oğlum? İbrahim Sarı ile görüşmek istiyorum. İçeri gel. Ömer. Baba. Oğlum. Acılar insanları olgunlaştırır derler. Yüreklerini yumuşatır, merhametlerini arttırır derler. Bir günün işi mi? Birini tanıdım baba. Nasıl oldu bilmem. Daha ilk geldiğim gün çıktı karşıma. Adı Ayşenur. Onu çok seviyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor. Gece ve gündüz. Hep onu düşünüyorum. Hep onu. Balık ha. Çok güzel lan. Adama bak ya. Bu ne yüzsüzlük oğlum? Senin yerinde ben olsam toplumun içine çıkamam lan. Ne var? Ne oldu ki? Bırak ya şu soytarı, atıyor işte yine. Ne atması usta ya? Osman, Ömer'de anlatsana lan bize anlattıklarını. Anlatsana oğlum. Osman ne anlattı ki? Yok ya, bir şey anlatmadı çocuk. Hadi buyurun. Yoksa annemden mi bahsettin lan? Oğlum nasıl yaparsın bunu bana lan? Sen benim anamı bile görmedin lan. Onun yüzünü ben bile zor hatırlıyorum lan. Annen hakkında bir şey konuşmadım ben. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Beğendin mi yaptığını? Çocuk bir şey demedi ki. Babası annesini vurmuş dedi, o kadar.
Ama sen o pis burnunu soktun ve her şeyi mahvettin. Sen aşağılığın tekisin oğlum. Senden iğreniyorum. Ben dayımlara gideceğim usta. Bu aşağılık adamla aynı evde kalamam artık. Senin annen benim de annem sayılır, tamam mı? Ben annen hakkında tek bir kelime bile söylemedim. Yemin ederim ki söylemedim. Ama sen o yiğitin dolduruşuna geldin. Hoşça kal. Özel şoförü olduk hanımefendinin. Herkesin çocukları arabayla mı gidiyor? Erkenden kalk git okulla. Allah Allah. İsterseniz bujilere bakalım. Ateşleme yapmıyor olmalı. Senden yardım isteyen mi oldu delikanlı? Çalışmadı işte kızım ya. Sırtımda mı götüreceğim seni? Onu mu bekliyorsun hala daha? Tamam baba, kızma. Ben giderim, sen merak etme. Allah Allah, bekliyor hala. Sanki sırtımı alıp götüreceğim onu. Ne oldu lan? Ne olacak oğlum? Kız gitti, bizimki sap gibi kaldı ortada. Bu alan bu kıza aşık lan. O kız bu soytarıya hayatta pas vermez oğlum. Gevezeli bırakın da hadi geç kalıyoruz. İstersen seni okula bırakabilirim. Bisikletle mi? Hayır, arabayla. Ama önce bisiklete binmen gerek. Babama senden bahsettim. Ne dedi? Sevmenin kötü bir tarafı yok dedi. Gelsene. Ne yapıyorsun oğlum sen? Usta duyarsa seni öldürür. Siz söylemezseniz duymaz. Usta şuna bir şey söylesene ya. Tutulmayacak sözü söylemeye gerek yok. Çarptı arabayı ya. Hadi hadi bakalım çabuk.
Ayşenur. Ayşenur. Çok kötü çarpmışlar. Ben söylemiştim. Yapma demiştim ona. Ömer. Ömer iyi misin? Ömer iyi mi? Ya Ömer iyi de kız kötü çarpmış kapıyı. Ambulans çağırıyor. Biz geri durasın lan. Kızım kafayı çarptı oğlum. Nasıl götüreceğiz ki? Eyvah. Alo. Aynen, ambulans abi. İstiyoruz. Ölmese bari. Çocuklar nasıl? Bir şeyleri yok değil mi? Kız kafasını cama çarpmış. Filmini çekeceklermiş. Ömer? Ömer nerede peki? Ömer'i polisler götürdü ustam. İfadesini alacaklarmış. Ömer. Böyle bir şeyi neden yaptın evladım? Ya size bir şey olsaydı? Araba sahibine ben ne diyeceğim şimdi? Habersiz olarak başkasının malını almak çok kötü. Hem de çok kötü. Neredeyse hırsızlık sayılır Ömer. Ustam benim niyetim... Ya kanunlar insanların niyetine bakmazlar oğlum. İşledikleri suça göre ceza verirler. İyi yapmadın evlat. Hem de hiç iyi yapmadın. Ah kızım, ah güzel kızım. Siz gidin isterseniz Nuri. Hemşire hanım gerek yok dedi işte. Hadi gidelim. Hadi anne. Ömer'e bir şey olmuş mu anne? Olmamış kızım. Onun kemeri bağlıymış. Bana da kemerini bağla demişti. Abi ben yengemi hiç sevmiyorum. O da bizi sevmiyor. Zaten o bizi sevseydi biz de onu severdik. Ama biraz para biriktirip gideceğim buradan. Murat, emmi konuşurken duydum. Büyük çift adım yutar diyor. Bu dualarda ölüp gitmekten daha iyidir. Dinlendin mi? Hadi öyleyse. Abi. Kalkın lan. Kalkın. Hemen boşaltın evimi. Kalkın hadi hadi. Toplayın eşyalarınızı. Yapma oğlum, etme. Sen ne karışma olur bu işe ana. Defolun. Hemen şimdi. Bu saat terk edin evimi. Bari sabah gitsinler yavrum. Bu vakit nereye gidecek çocuklar? Nereye giderlerse gitsinler. Bana ne? Benim kızım hastanede can çekişirken bunlar burada sıcak döşeklerde yatacaklar ha? Yok öyle şey. Muzaffer Usta nerede? Dışarı çıktı, az sonra gelir. Kim çarptı benim arabayı? Çarpan arkadaş karakolda. Polis onu tutukladı. Mahkemeye çıkaracaklarmış. Araba nerede peki? Yan tarafta, kaportacıda. Canciğer arkadaşıma yamuk yapacak kadar şerefsiz değilim.
Biz aynı toprağız oğlum. Baban hakkında da hatırladığın tek şey, elleri kelepçeli, jandarmalar arasında gidişi. Ve sonra hiç kimsenin tek kelime bile konuşmadığı bir kalabalık. Kimse ağlamıyordu bile. Babanın elleri kelepçeli, amcana sarıldığını hatırlıyorum. Sonra amcam babana bir miktar para verdi. İkisi de birbirine baktılar. Sonra baban amcana dönüp, abi çocukların emaneti senin dedi. Buyurun ağalar, beni çağırtmışsınız. Arabayı yaptıracaksın usta. Üzerine de 1500 lira vereceksin usta. O niye? Arabanın değer kaybı için. Tamam. Bana kalırsa çıkın yukarı yatın. Sabah olunca da yüreğine sor. Ne yapacağını. O ne diyorsa onu yap. Gidiyor musun? Çöp bidonları beni bekliyor evlat. Çöp mü toplayacaksın? Sabaha kalırsam belediye memurları bana bir şey bırakmazlar. Hadi iyi geceler. Gitti mi? Akşama gelecek. Hem iyi bir insan olacağım. Hem de iyi bir usta. Sonra ölene dek sadece sen olacaksın hayatımda. Sadece sen.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.